Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana dans bolca danssiz deyin kanda Bu da Sevgili gençler merhabalar. Ben Adem Hoca'nız. Yeni bir videoyla karşınızdayım. İkinci dereceden denklemlerde arkadaşlar. Giriş derece test 2'yi çözeceğiz. Birinci soru gelsin. Evet birinci sorumuz arkadaşlar. x kare 3x 1 eşittir 0 denkleminin köklerini köklerinin birer eksiğini kök kabul eden ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu bize verilen denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. x1 ve x2 olsun. Şimdi ben buradan hemen bir kökler toplamını arkadaşlar eksi b bölü a formülünden 3 olarak bulacağım. Kökler çarpımı da C bölü A formülünden eksi 1'e eşit. Şimdi bizden istediği bu denklemin köklerinin birer eksini kök kabul eden yani yeni köklerimiz x1 eksi 1 öbür kökümüzde x2 eksi 1 olacak. Yeni kökler diyelim şuraya yeni kökler. Şimdi denklem yazma formülümüz vardı bizim. X kare ile başlıyorduk. Eksi diyorduk. Buraya arkadaşlar kökler toplamını yazacağız. Kökler toplamı çarpı x diyoruz. Artı buraya da kökler çarpımı. Ve bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman denklemi oluşturuyoruz. O zaman biz de oluşturalım. x kare eksi kökler toplamı buradan x1 artı x2 eksi 2 gelecek çarpı x. Kökler çarpımını yaparsak kökler çarpımı da buradan x1 çarpı x2 eksi bir tane x1 eksi bir tane x2 artı 1 eşittir 0 olacak. x kare eksi kökler toplamı arkadaşlar burada bulmuştuk 3'e eşitti. O zaman 3'ten de 2'yi çıkarttık. Burası sadece x olacak. Artı Buraya gelirsek burada bir kökler çarpımının çarpımını biliyoruz. Burası aslında şöyle bir düzenleyeyim ben. Eksi parantezin alırsak burası kökler toplamı şeklinde ifade edilebilir. Kökler çarpımı dediğimiz ifade eksi 1'e eşitti. Kökler toplamı 3 eksi çarptık. Eksi 3 artı 1. Düzenlersek bunlar birbirini götürdü. Burası da eksi 3 olacak. Yani yeni denklemimiz arkadaşlar x kare eksi x eksi 3. Adana seçeneği olacak doğru seçeneğimiz. Evet ikinci sorumuz x kare eksi 2 x artı m sıfıra eşit. x kare artı mx eksi 2 sıfıra eşit. Denklemlerinin birer kökleri ortak ise tüm köklerin çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda birer kök ortaksa x kareli terimi yok etmek için ben burayı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsam e, burası ne gelecektir arkadaşlar? eksi 2 x eksi m artı m artı 2 eşittir sıfır olacak. Taraf tarafa topladım. Şimdi x parantezine alırsam burayı eksi 2 eksi m olacak. Şu sabit sayıları da karşı tarafa attığım zaman eksi m eksi 2. Her iki tarafı aynı ifadeye böldüğüm zaman bunlar birbirine eşit. Demek ki x değeri 1'e eşit olacak. Denklemin arkadaşlar 1 kökü 1'miş. O zaman denklemi sağlayacak. O zaman x'ini 1 yazarsam 1 eksi 2 artı m eşittir 0 hem de buradan 1 olarak bulunur. Değer denklemde x yerine 1 yazarsam bu sefer burası 1'in karesinden 1 artı m 2 eşittir 0 yazarsınız. Yine buradan m değeri 1 gelecektir. Peki o zaman m yerine 1 yazarsak arkadaşlar birinci denklem x kare 2x artı 1 eşittir 0. Değer denklem x kare M yerine 1 yazdım. Burası artı x eksi 2 eşittir 0 olacak. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak burası x eksi 1 ile aslında x eksi 1'in çarpımı yani kökleri 1 bir ve 1'e eşit. iki tane aynı kök yani çakışık kök var. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak artı 2 eksi 1 şeklinde buradan da eksi 2 ile 1 diye kök çıkacak tüm köklerin çarpımı kaça eşittir diyor arkadaşlar. Tüm kökleri çarparsak o zaman 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı eksi 2. Buradan sonuç eksi 2 çıkacak. Doğru seçeneğimiz denizli seçeneği olacak. Arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. x kareli iki tane ifade varsa ve birer kökleri ortak diyoruz arkadaşlar. x kare terimi yok ettiğiniz zaman bulacağınız x değeri köke eşit olacak ve denklemde götürüp yerine yazıp bilinmeyenli ifadeyi buluyorsunuz. Evet diğer sorumuz A ve B rasyonel sayılar olmak üzere ikinci dereceden denklemin köklerinden birisi 4 eksi kök 3. Bu tip sorular yapmıştık arkadaşlar. Şimdi denklemin bir kökü 4 eksi kök 3 ise o zaman denklemin diğer kökü bunun eşleniği olan 4 artı kök 3 olacak. Hemen şuraya kökler toplamını bir yazalım. Köküşler birbirini götürür. Burası 8 olur. Kökler çarpımı eşlenikli sayılarda birinci ile birinci çarpılır. İkinci ile ikinci çarpılırsa buradan da 13'e ne ulaşacağız. Şimdi ben x kare eksi buraya kökler toplamını yazacaktım arkadaşlar. 8 ve başına eksi yazıyoruz. Eksi -8x en sona da kökler çarpımı yani 13'ü eşitledik. Eşittir 0. Aslında denklemin kökleri bu olan ifadenin denklemi bu. Bu ifadede x kare eksi a artı b kare eksi 3'e eşitti. O zaman buradan şu gözüküyor. b kare eksi 3 sabit sayı olan 13'e eşit. Buradan b kare eşittir 16. b de buradan arkadaşlar 4 ya da eksi 4 olarak bulunur. Şimdi gelelim x'in öndeki sayı. x'in öndeki sayı burada eksi a'ya eşit. Burada da eksi 8'e eşit. a sayısı da buradan 8 diye çıkacak. a'nın b'ye oranı diye sormuş arkadaşlar. Dikkat ederseniz şıklarda eksi 2 var ama 2 seçeneği yok. O zaman biz a'yı 8, b'yi eksi 4 kabul edersek bu oran eksi 2'ye eşit çıkacak. Cevabımız adına seçeneği. Evet başka bir sorumuz. X1 ve X2 kökleri arasında arkadaşlar iki tane denklem vermiş. Bu ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi şöyle yapalım. Ben şu ikinci denklemi arkadaşlar eksi eksi 2x1 çarpı x2 ile artı 2x1 x2 yok edebilirim. O zaman 2 ile çarptım. Taraf tarafı topladım. Dikkat ederseniz burada toplamda 5 tane kökler toplamı eşittir. 10 olacak. Buradan kökler toplamı 2 gelir. Kökler toplamı 2. Bunu herhangi bir denklemde yerine yazarsak birinci denklemde yerine yazıyorum. 3 çarpı 2 artı 2 tane x1 çarpı x2 eşittir 0. 2 tane kökler çarpımı eşittir. Eksi 6 olacak. Kökler çarpımı da buradan eksi 3'e eşit. O zaman denklemi oluşturalım. x kare eksi kökler toplamını buraya yazıyorduk. Burası 2x olur. Kökler çarpımında sonu yazıyorduk. Eksi 3 eşittir 0 olacak. Yani aradığımız denklem arkadaşlar x kare eksi 2x eksi 3 yani Edirne seçeneğinde mevcut cevap E. Evet başka bir soru. x kare artı ax artı b eşittir 0 denkleminin kökleri a ve b'dir. a eksi b değeri kaçtır Arkadaşlar Kökleri A ve B ise o zaman şuradan gidelim. Kökler A çarpı B yani kökler çarpımını verir. Bir de formülden gidersek kökler çarpımı sabit sayının x karenin öndeki sayıya oranına eşitti. Yani burası da B bölü 1'den B'ye eşit olacak. B'ler birbiriyle sadeleşti. A değeri buradan 1 olarak bulunur. Bir de kökler toplamı A artı B olur. Kökler toplamı formülden x'in öndeki sayının eksilisiyle yani eksi a'nın x kare öndeki sayıya oranı. Bu da eksi a olur. Buradan şöyle yapalım. b eşittir. Eksi 2a olacak. a'yı da 1 bulmuştuk. O zaman b değerimiz eksi 2. Yeni yazıyorum. a 1 eşittir eşitti. Eksi b değerimiz de eksi 2'ye eşitti. Eksiler birbirini artı yapacak düzenlersek burası da 3 olacak cevabımız Ceyhan. Evet son sorumuz arkadaşlar. x kare artı 8 x eksi 1 eşittir 0. Denkleminin kökleri m ve n'dir? Kökleri m kare artı 1 artı n kare artı 1 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan Kökler, köklerin m ve n ise kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 8 çıkacak. Kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 1'e eşit. Bunlar bir kenarda dursun. Şimdi bizim oluşturacağımız denklem x kare eksi. Arkadaşlar köklerini toplayacağız. Yani burası m kare artı n kare artı 2 diyeceğiz çarpı x. Bir de bunları çarpacağız arkadaşlar. Yani ben bu ifade ile bu ifadeyi çarparsam burası M kare çarpı N kare artı M kare artı N kare artı 1 şeklinde düzenlenebilir. Eşittir sıfır. Şuradan arkadaşlar M kare N kareyi bulabilmek için her iki tarafın karesini alırsak M'nin karesi artı 2 tane M çarpı N artı N'nin karesi 64 eşit m çarpı n eksi 1 yani burası m kare eksi 2 artı n kare eşittir 64. Buradan da m kare artı n kare değeri 66'ya eşit. Bu bir kenarda dursun. Yerine yazacağız. Bir de arkadaşlar zaten m ve n'nin çarpımını biliyordum ben. M çarpı n eksi 1 eşitti. Her iki tarafın karesini alırsam m kare ne karenin değeri de 1'e eşit olacak. Şimdi yerine yazıyorum. x kare eksi m kare ne karenin toplamı 66 idi. 2 daha ekledik. Burası eksi 68 tane x artı m kare ne karenin değeri 1'e eşit. m ile n'nin kareleri toplamı 66 artı 1 eşittir 0. Burası x kare eksi 68 x artı 68 eşittir 0 olacak. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar Bursa seçeneğinde verilmiş. Evet. Son sorumuzda arkadaşlar. Diğer videolarda yine ikinci dereceden denklem ve sorularına devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bol bol ders izleyin. Hoşçakalın.